Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sürücü kursunda araba kullanacağım. İkinci dersim. Yanımda Ezgi Hoca var. Merhaba. Birazdan da beni çekecek araba kullanırken. İyi seyirler diyorum. Evet İhsan, şu anda paralel parkımızı yaptık. Evet. Gayet güzel bir paralel park oldu. Şimdi çıkışımızı yapacağız. Evet, kalkış vitesimizi aldık. Direksiyonumuzu sola kıralım. Güzel, tam sol. Devam edebilirsin. Acele etme, sakin. Çok güzel. Sağdan yukarı çıkalım. Karşımıza araç çıkabilir. Dikkatli olalım lütfen. Tekrar sağdan döneceğiz. Yolu kontrol etmek için yolu görecek kadar ilerle, sonra duruşunu yap, debriyajına bas. Yani dur, çok güzel, kimse yok. Sağda baktım. Evet. Şimdi şurada biraz geri gidelim, sağ sinyalini ver. Evet, sağa doğru yanaşalım. Biraz tatlı sert bir duruş oldu. Evet. Şimdi geriye mi gideceğiz? Evet. Vitesini geri al. Tamamdır. Ayna ayarını kontrol et. Önce sağ aynayı seç. Tamam. Çok yukarı kaldırma. Hem yeri hem de yolu görecek şekilde olsun. Ben şu an neresiyim? Burası diyeyim. Tamam. Vitesin geride. Şimdi sağa bakarak geliyoruz. Çok bırakma debriyajı. Hafif titreme de kalsın. Şimdi bastın ama debriyajı. Gevşet biraz debriyajını. Sabit tut, evet. Bırakma. Şimdi ilerideki sarı çizgiyi görüyorsun. O çizgiden sonra sağa gideceğiz. Çünkü yol orada sağa gitmeye başlıyor. Çok kırma. Ufak bir kırış yap. Evet, gelmeye devam et şimdi. Gel bakalım. Çok güzel. Bu mesafemiz iyi. Şimdi düz devam edelim. Kırma. Evet, artık sola kırma. Düz gel. Tamam. Biraz daha gelelim. Çizginin sonuna kadar. Çizginin sonuna gideceğin için, çizginin sonuna gittiğin zaman şu mesafeye baktığında yol daralıyor. O yüzden biraz sola gelmen lazım. Ama biraz. Çok fazla kırarsan bu sefer ön lastik kaldırma diyebilir. Tamam. Evet, tekrar düzelt. Çizgiyi geçince dur. Gel biraz daha. Çok güzel geri geldin. Tebrik ederim. Vitesini bir alıp çıkabilirsin. Bu da çok fazla direksiyonla oynamayacaksın. Çok oynarsan zigzag şeklinde gidersin. Sınavda da bizim düz ve kaldırma paralel bir şekilde geri gelmemizi istiyorlar. O yüzden burada önemli olan senin düz bir geliş yapman. Hani ufak sağa kırdığın zaman zigzag çizmiş olmuyorsun. Kaldırımı takip etmiş oluyorsun. Tamam mı? Evet, çıkabilirsin. U dönüşü yapacağız.
biraz. Sağ sinyalini ver, sağa yanaşalım. Evet, burası bizim dur kalk alanımız. Durabilirsin. Şimdi vitesini boşa alıyorsun. Sol sinyalini verip kalkış yapıyorsun. Evet. Vitesi boşa almıştık. Değil mi? Evet. Bir almayı unutma. Bağırdı araba kızısın. Çalıştır tekrardan. Çalışıyor. Debriyajını gevşet tekrardan. Sağ tarafta L park yapalım. Yanaş sağa doğru. Sağa doğru gel. Debriyajına bas. Bir tane durup. Evet. Ayarını yap. İndir aşağıya. Aynen. Sağ aynen aşağı indir. Evet. Evet. Paralel oldum. Çok güzel. Düzelt direksiyonu. Gelmeye devam et geri. Tamam, çok yukarı çıktın. Sarı çizgiyi ezmeyeceksin. Aynen, şunu ayarlıyordum. Evet. Onu ayarlarken daldın, sarı çizgiyi ezdin. Evet. Şimdi o sarı çizginin olduğu yerde duba olacak. Öne gideyim mi? Çıkacağız artık. Parkımız bitti. Belki sonra sürerken. Bak, senin şansına içeri Uğur böceği gelmiş. Video çekiyor. Evet. Bak. Oo, uçtu. Çok şanslısın. Uğurlusun. Uğur getirdi bize bak. Burada yürüyor. Araban çok bağırıyor. Diyor ki artık gidemiyorum bu viteste. Beni ikiye al diyor. Ne oldu? Neden böyle oldu biliyor musun? Neden? Debriyaja basmadığın için. Hayır. Devirsiz vites değiştirdiğin için. Hı. Yeterince hızlanmıştın. O anda ikiye alsaydın olurdun. Ben söyledikten sonra biraz yavaşladın ve aracını stop ettirdin. Bu da demek oluyor ki devrinde vites değiştirmezsen, yavaşlayıp değiştirirsen, yukarı daha doğrusu, yani yükseltirsen, o zaman istop etme riskin var. Şimdi devrin geldi mesela. Şimdi al ikiye. Evet, çok güzel. Şimdi bak, hiç öyle bir şey yaşamadım. Az önce hızını arttırdın. İkiye al dediğim zaman yavaşlayıp ikiye aldın. O yüzden öyle oldu. Şimdi yokuş çıkacaksın. O yüzden vitesini küçült. Önümüzde de yavaş giden araçlar var. Biz de onların hızına düşelim. Takip mesafesini koru. Çok yaklaşma. Aniden durabilirler. Durduktan sonra aracını kaçırabilir, kaydırabilir. Bütün riskleri hesaplayacaksın. Öndeki araçla takip mesafen iyi olması gerekiyor. Kırmızı ışıkları yanıyor, gördün mü? Çünkü fren yapıyor. Sen de o fren yapmaya başladığı zaman fren yapmaya başlamalısın.
olursa olsun yerine ver. Kalkışını yap. Burası yokuş olduğu için debriyajı biraz daha yukarıda tutman lazım. Gevşet debriyajını. Biraz daha. Tam titreme hissettin. Evet, gaza da dokun. Çok güzel. Bıraktın. Evet. Direkt ayağını debriyajdan çektin. Şimdi normal kalkış yapacaktın. Aslında aracın gitmiyor. Evet. Geçince korksun biraz. Şimdi boşal vitesini. Tamam. Bırakma debriyajı bak. Bırakma. Tamam. Çok güzel. Bas debriyajı sonuna kadar. Evet, şimdi hızını 30'a çıkar. Biraz daha hızlan, hızlan, hızlan. Hızlan, hızlan. 2 al. Al 2. Duralım. Ani fren yaptık. Evet. Tamam. Şimdi ani frenimizi başarılı şekilde yaptık. Vitesini 1 al. Sol sinyalini ver. Kalkışını yap. Çok güzel. Acele etme. Hemen bırakma devriyajı. İleriden o dönüşü yapacağız. Dönüyor değil mi? Evet. Sen o yüzden çok fazla yaklaşma ona. Dönüşünü tamamlasın. Evet. Evet. Sen devam et şimdi. Ufak ufak. O da geçsin. Düzeltebilirsin şimdi. Direksin. Çok güzel. Sollayabilirsen solundan geçebilirsin. Sollayabilir misin? Belki burada değil ama bakacağım. Şu an olabilir aslında. Sol sinyal vermen gerekiyor önce. İkiye alman gerekiyor. Hızlan, 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 bas, bas, bas. Aferin sana. Çok güzel. İşte bu. Yavaş, acele et.
yerden biraz daha yavaş geçelim. Kasisten 20 ile geçebilirsin ama 20 kilometrenin üstünde fazla sarsıyor. Yani illaki vitesini küçültmek zorunda değilsin. İkinci viteste hızını 20'ye kadar düşür. O şekilde geç. Evet. Şu an iyi mesela. Bak, hafif geçtik. Tekrar gaz ver. Yavaşladık orada. Çünkü yolumuz daralabilirdi. Önümüze kırabilirdi. Orada önlemini almak zorundasın yavaşlayarak. Yani güvenmeyeceksin karşıdakine. Geçebilecek mesafen olsa dahi güvenmeyeceksin. Çünkü yol daralıyordu orada. İleride reklam panoları olan sokağa döneceksin. Yavaş yavaş. Yine çok hızlı geçtin sen. Bas debriyajı. Evet, güzel. Şimdi sağdan döneceğiz. Otobüs de oraya dönüyor. Gördün mü? Evet. Buradan otobüs çıkarsa biraz yavaş ve kontrollü olursun. Zaten burası hem yokuş aşağı hem dönüş olduğu için biraz riskli. Otobüs çıkarsa da kontrollü olman gerekiyor. Yani durup beklemen gerekebilir. Çünkü dönerken yolu epey bir daraltıyor. Çok fazla gaz kullanmayacaksın. Ufak frenle idare edebilirsin. Ufak ufak fren yap ilk sen. Çok güzel. Böyle sakinleştirebilirsin aracını, tamam mı? Yavaş yavaş yol daralıyor biraz. Tamam, kenara çekildi zaten. Tekrar devam edebilirsin. Ama önümüzde gene otobüs durdu. Ona göre debriyajına bas. Frenle yumuşakça yavaşlat. Çok güzel. Devam. Dönüş yaptık. Aracın bağırıyor. Ne diyor sana? Vites yükselt. Yavaşla. Park alanına girerken sol sinyalini veriyorsun. Vitesini de küçültüyorsun. Çünkü yavaş olmamız gerekiyor ki park yeri bulabilelim. Bulunca da rahat yanaşalım. Acele etmeden yani. Evet, şimdi sağ sinyalini ver. Yanaşmak istediğin park yerini seç. Şimdi geriye gideceğiz. Evet, önce dubanı seç. Dubanı belirle.
Arkamızdaki yer sedan araçlar için. Sen ileride park yapabilirsin. Şunlardan biri mi? Evet. Çok da yanaşmış. Gayet güzel. İstediğini seç. Sinyalini de ver ama. Duvanı ayarladın mı? Kazlara bakın. Kazlar adamı. Adama saldırmaya geliyorlar. Evet. Biraz ilerle. Al vitesini biraz. Evet, ilerle. Dubayı arka camın köşesine al. Şimdi oldu bak. Gördün mü? Evet. Al vitesini geri. Evet, tam sağ. Niye tam sağ kırıyorduk? Sağa gireceğimiz için. Evet. Sol aynamızdan bakıyoruz. Evet, ayarını yap. Şu an duban oldu. Evet. Düzelt. İşte şimdi sağ aynanın yanında göreceksin dubayı. Tamam bebeğim? Yavaş, acele etme. Güzel. Tam sol yapabilirsin. Kazlar çok komik değil miydi ya? Evet. Gel. Yavaş. Tamam. Şimdi gel bir boşal vitesini. El frenini çek. Basmadan. Basmadan çek. Gel şimdi de dışarıdan bakalım. Nasıl olmuş? Evet. Dubalara değmedik. Gördüğün gibi. Şöyle. Dubalara değmedik. Kaldırıma değmedik. Evet. Normal. Park etmişim sanırım. Gayet güzel oldu. Sarı çizginin üzerindesin şu anda. Ha ha ha.